Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı 10. sınıf matematik ders kitabındaki tekrarlı permütasyon konusuna ilişkin 5 tane sorumuz var. Bunları çözüyor olacağız. Şimdi ilk sorumuzda bakın 4 tane özdeş sarı, 3 tane özdeş turuncu ve 2 tane de özdeş ne varmış? Mavi top varmış. Şuraya yazalım. 4 tane sarı varmış. 3 tane turuncu varmış. 2 tane de mavi varmış. Bunlar özdeş olduğu için sadece renklerinin önemi var. Kendi aralarında aynı renkli olanların kendi aralarında yer değiştirmesinin bir önemi yok. Mesela buradaki iki mavi kendi arasında yer değiştirirse biz yer değiştiğini hiç anlamayız bile değil mi? Çünkü farklı toplar değil bunlar. Aynı toplar. Şimdi diyor ki bakın burada aynı renkteki topların yan yana bulunduğu diyor. O halde şu aynı yer renkteki topları adeta şu şekilde bağlasak, bir arada bulunsa bunlar. Dolayısıyla sanki 3 tane top var gibi oldu artık. O halde 3 faktöriyelden 6 farklı şekilde ben bunları sıraya dizebilirim. Az önce söylediğim gibi bunların kendi içindeki yer değiştirmesinin bir önemi yoktur. İkinci sorumuz. Şimdi bize burada 6 basamaklı bir sayı verilmiş. Bu sayının rakamlarını yer değiştirerek 6 basamaklı tek sayı oluşturmamız isteniyor. Tek sayı nasıl oluşturulur? Burada dikkat edin. Birler basamağı tek olacak. Sadece 3 var. O halde sonu 3 ile bitmeli. Şimdi burada 2 tane 3 var. Ben 3'lerden birisini bu yazacağım sayının en sonuna böyle çiviliyorum, sabitliyorum. 3'lerden birini oraya kullanmış oldum. Şimdi geriye kalan kaç tane rakam var bakın burada? 5 tane rakam var. Bu rakamları nasıl kullanmalıyım? Bir defa 6 basamaklı sayı yazacağıma göre 0 başa gelmemeli. O halde bu sorunun çözümüne şöyle devam edebilirim. 6 ile başlayanları bir hesaplayabilirim. Sonra 3 ile başlayanları yine ayrıca hesaplayabilirim ve bunları toplayabilirim. Ya da bir başka yöntem. Ben önce burada yazabileceğim sayıların yani sonu 3 ile bitenlerin tamamını hesaplasam. Kaç tane rakam var bakın burada? 5 tane rakam kaldı. 5 faktöriyel bölü. Tekrar sayılarının faktöriyeline böleceğiz. Mesela 6'dan 2 tane var. 2 faktöriyeline böleceğim. 0'dan 2 tane var. 2 faktöriyeline yine bölüyorum. 3'ten 1 tane kaldı. 1 faktöriyel buraya yazmama gerek yok. Yazsak da sonucu etkilemeyecek zaten. Şimdi bu yazdığım sayılar sonu 3 ile bitenlerin tamamı. Ama bunun içinde hepsi 6 basamaklı değil. 0'ın başa gelme tehlikesi var değil mi? 0 başa gelirse artık 6 basamaklı olmaz. 2 0 1'den gelirse belki 4 basamağı bile düşebilir sayımız. Şimdi bakın bu 3'ün bir tanesini en sona kullanmıştım. Geriye kaç tane rakam kalmıştı? 5 tane. Şimdi bu 5 tane rakamdan kaç tanesi 0 değil? 3 tanesi. Evet. Ben diyorum ki bu yazdığım sayı 5'te 3 ihtimalle 0'la başlamaz. Yani 0'la başlamama olasılığıyla çarpıyorum. Olasılık konusuna henüz bu yıl gibi gelmedik ama olasılığı önceki yıllardan hatırlarsınız değil mi? Evet. Şimdi o zaman yazabileceğim rakam adedi toplam 5 tane. Bunlar içinde 0 olmayanlar 3 tane. 5'te 3 olasılıkla 0'la başlamayacaktır sayımız. Yani o en baştaki rakama, basamağa 0 gelmeme ihtimali ile çarpıyorum. Bu bana kolay bir şekilde sonucu veriyor. Bakın şimdi 3 bölü 5 çarpı 5 faktöriyel nedir? 120'dir. Bölü paydasında ne var? 2 çarpı 2'den 4 var. Evet. Şimdi 120'yi 4'e bölersek ne olur? 30. 30'u da 5 ile sadeleştirirsem 6 çarpı 3'ten ne olur? 18. Sorumuzun cevabı 18 olur. Üçüncü sorumuz. Bir hakem yönettiği futbol maçında toplam 5 tane kart göstermiş. Bu kartlar sarı veya kırmızıymış. Demek ki sarı veya kırmızı iki renk var ama toplamda 5 tane kart gösteriliyor. Daha sonra sarı kart sayısı kırmızı kart sayısından neymiş? Fazlaymış. Bakın burada bunu böyle belirtmiş. O halde sarı kartların sayısı ile kırmızı kartların sayısı toplam 5 tane ve sarı kartların sayısı kırmızı kartların sayısından daha fazlaymış. Buna göre diyor ki yani bir oyuncu birden fazla kartta görmemiş. Tamam.
Hakemin kart gösterme işlemini kaç farklı şekilde gerçekleştirebileceğini bulunuz diyor. Yani bu dağılımı kaç farklı şekilde yapabileceğimiz soruluyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın S, K'den büyük olacak şekilde mesela 5 artı 0'dan toplam 5 gelmiş olabilir. Ya da 4 artı 1'den toplam 5 olmuş olabilir. Ya da 3 artı 2'den toplam 5 olmuş olabilir. Başka türlü de mümkün değil zaten. S'nin K'den büyük olması gerekiyor. Sarı kart sayısı kırmızı kart sayısından büyük olması gerekiyor. Şimdi burada dikkat edin bakın. Şu ilk durumda tek durum söz konusudur. Yani toplam 5 tane kart var. 5'ini de sarı olarak belirliyoruz. Hiç kırmızı yok. Bu tek bir durumdur. Permütasyon ile ifade edecek olursam 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden hani 5'i de tekrar ediyor ya sarıların aynısı. Tekrar sayısının faktöriyeline bölüyorduk. 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden 1 olur. O halde bu işlemin sonucu burası 1. Şimdi gelelim buna. Burada toplam 5 tane kart var. 4 tanesi sarı tekrar ediyor. 1 tanesi kırmızı çarpı 1 faktöriyel. Aslında 1 faktöriyel buraya yazmasam da olur. Gerçekten de 5 faktöriyeli 4 faktöriyel bölersem 5 farklı sonuç elde edeceğim. Evet, son durum yine toplam 5 tane kart var. 3 tane sarı kendi arasında tekrar ediyor. Özdeş çünkü. 2 tane de kırmızı kendi arasında tekrar ediyor. Buradan da hesaplama yaparsak sonucu 10 olarak bulabiliriz. Ve bu şekilde 1 artı 5 artı 10'dan sorumuzun cevabı 16 olur. Soruyu çözdük. Ancak ben şimdi size çok daha pratik bir yorum söyleyeceğim. Burada bakın 5 tane kart var. 5 tane kart var. 1, 2, 3, 4, 5. Her bir kart için sarı ya da kırmızı iki durum var değil mi? 2 durum, 2 durum, 2 durum, 2 durum, 2 durum. 5 tane 2'yi çarparsak 2 üzeri 5'ten 32 farklı durum elde eder miyiz? Evet. Aslında ulaşabilecek tüm durumların sayısı 32'dir. Peki burada ne diyor? Bakın sarı kartların sayısı kırmızı kartların sayısından fazlaymış. O halde bakın bu 32 durumun yarısında sarı kartlar kırmızı kartlardan fazladır. Diğer yarısında da kırmızı kart sayısı sarı kart sayısından fazladır. Zaten eşit olma ihtimalleri yok. 5 tek sayı olduğu için hani mesela 6 olsaydı 3 artı 3'ten 6 gelir. Eşit gelebilir diyecektik ama burada eşit gelme ihtimali zaten yok. İlla ki ya sarılar fazla olacak ya kırmızılar fazla olacak. Ben de diyorum ki sarıların kırmızılardan fazla olduğu durum sayısı tüm durum sayısının yarısıdır. O halde 32'yi de 2'ye bölersek sorumuzun cevabını yine 16 olarak bulabiliriz. Bu da bir ikinci çözüm yolu olsun. Dördüncü sorumuz. Şimdi en kısa yoldan gitme soruları. Bakın burada A noktasından yola çıkan karınca B noktasına uğramak şartıyla en kısa yoldan C'ye ulaşmak istiyor. Önce şu bölgeyi kullanacak A'dan B'ye giderken. Daha sonra B'den C'ye giderken de şu bölgeyi kullanacak. Şimdi burada bakın bir birim yukarı gidecek. 3 birim sağa gidecek B'ye ulaşmak için. Doğru mu? Şimdi ben bu yukarı olan yolu mesela Y ile göstersem, sağ olan yolları SS ile göstersem adeta ne yapacak? Y, S, S, S. Bir taneye 3 tane S. Hani bu harflerin yerlerini değiştirerek anlamlı anlamsız 4 harfli kelimeler oluşturacağız. Adeta o soru kalıbına benziyor değil mi? Dolayısıyla 4 faktöriyel bölü işte tekrar sayısının faktöriyeline böleceğiz. Yani biri kullanmasak da olur, kullansak da olur etkisi olmayacak. Y'lerden bir tane yani bir yukarı var 1 faktöriyel. 3 tane de sağ var çarpı 3 faktöriyel. Evet şimdi ve ne yapacak burada? Yoluna devam edecek. Bu sefer 1 birim sağ 4 birim aşağı inecek burada. Şu şekilde 4 birim aşağı inecek. O zaman sağ olan yolu yine S ile göstereyim. Bir de aşağı olan 4 tane yol var. 4 birim de aşağı gelecek. O zaman ikinci yolumuz nasıl? S, A, 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 A. 4 tane daha var. Şimdi bunları kendi arasında yer değiştirerek anlamlı anlamsız kelime türeteceğiz gibi düşünün. O halde ne olur? 5 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olur. Şimdi arada V bağlacı var. Dikkat edin. V'yi ben yazdım ama sebebi ne? Çünkü A'dan B'ye gidecek ve B'den de C'ye gidecek. Bak V burada çok uygun oluyor sorumuza. Ancak veya burada uygun olmaz. A'dan B'ye gidecek,
veya B'den C'ye gidecek. Bak, o halde ne oldu? Yolunu tamamlama durumu söz konusu olabilir, değil mi? Burada A'dan B'ye gidilecek ve B'den de C'ye gidilecek. Yani öyle yarıda falan yolu bırakmak söz konusu değil. Dolayısıyla ne yapıyorum? Çarpma işlemi yapıyorum. Şimdi burada sadeleştirme yaparsam 4 durum gelir. Çarpı burada da sadeleştirme yaparsam 5 durum gelir. Çarpınca da ne olur? 20. Sorumuzun cevabı 20. Beşinci ve son sorumuz. Şimdi aynı özellikte 3'ü mavi, 4'ü siyah ve ikisi de kırmızı olan toplam 9 tane kalem varmış Esra'nın. Bu kalemlerin başta ve sonda birer tane kırmızı olacakmış. Birer kırmızıyı başa ve sona yerleştirecekmiş. Zaten 2 tane kırmızı var. O zaman kırmızılar tükendi, değil mi? Başa ve sona bunları yerleştirince. Ve bu kırmızıların kendi arasında yer değiştirmesinde bir önemi yok. Özdeş. Dolayısıyla geriye kalan mavileri ve siyahları şu arada düzenleyelim. Şimdi yalnız şartı bitmedi. Ne diyor bakın? Mavi kalemler yan yana olacakmış. Yani birbirinden ayrılmayacakmış. O zaman kaç tane mavi vardı? 3 tane mavi. Bu 3 maviyi bağlıyorum. Bunları adeta bir kalem gibi düşünüyorum. Başka ne vardı? 4 tane de siyah vardı. O halde sadece şu aradakileri düşünelim şimdi. 4 siyah var. Bir tane de kalem burada var gibi düşünüyoruz. Bağladık. 5 kalem gibi. O halde 5 faktöriyel bölü. Bakın burada 4 tane siyah serbest. Onlar kendi arasında yer değişebilir ama biz yer değişmesinin bir önemi yok diyoruz. O yüzden tekrar sayısının faktöriyelini bölüyoruz. Bu durumda sorumuzun cevabı ne olacaktır? 5 olacaktır. Böylelikle bu dersimizi tamamladık. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.